Evet arkadaşlar, ikinci etaba hoş geldiniz. Hoş bulduk şef. Biliyorsunuz artık ceketleri giydiniz ve bu kupa için mücadele ediyorsunuz. Bugün ilk gün. Bugün 3 etap boyunca yemek yapacaksınız ve buradan alacağınız puanlara göre bir arkadaşınız yukarıya çıkacak. Hepinize başarılar diliyorum. Başarılar. Başarılar. İki tane klası güzel bir şekilde tamamladı. Yan yana zaten yolu uzun, değil mi Sümeş Şefi? Evet, ilk etapta puanları verelim. İlk etapta Metin ve Ayaz 21 puan aldı. Kıvanç oldukça yakın, 19 puanla devam ediyor. O zaman Görkem'e de moral haksız çünkü 15 puan aldı. Evet, ilk etapta gerçekten verdiğimiz yemeklerde bir yarışmacı dışında öyle çok da büyük fark oluşmadı. Evet. Yemekleri yaptınız. Pürelerde bir iki hatalar vardı. Yani ilk etaptan memnunuz diyebiliriz. Evet Kıvanç, neler söyleyeceksin? İlk etapta aldığın puandan memnun musun? Şef, çok memnun değilim ama arkadaşlarım aramda çok az puan var. Neden memnun değilsin? Çünkü şef 2 puan gerilerinde kaldım. Ama daha 2 etap var. Eğer ilk turda patatesin biraz daha tereyağını bol koysaydım belki arkadaşlarımla aynı puanı veya daha yüksek puan alabilirdim. Ama önemli değil. Daha 2 puan var. 19 puan. Onlar 21 puanda. Görkem de hiç moralini bozmasın. Gayet yakınız şef. Artık bu saatten sonra dediğiniz gibi önce klasik yemekler, sonra yaratıcılık ve sizin şeflerimizin yemeklerini yapacağız. O yüzden bu toplamda 90 puan ediyor. 90 puan içinde her an her şey değişebilir. En ufak bir hataya yapar. Bizim buraya çıktıktan sonra tek görevimiz önümüzdeki tabağı en güzel şekilde size sunup iyi puanlar almak. Metin. Şef, açıkçası ben yemeğin tadına baktım tam servis ederken. Ve çok beğenmiştim. Hatta kekiğini attım, demledim falan. Yedekte de çektirilmiş suyum vardı. Yani o tavuk et suyuyla birlikte, üzüm suyu birlikte çektirdiğim bir suyum vardı. Ondan ilave edebilirdim ama bana aroması çok aslında güzel geldi. Tabii birazcık daha yumuşatmam gerekiyor. İşte tereyağıyla falan yumuşatabilirdim. Her hata bir tecrübe, Somer Şef'in söylediği gibi. Daha tecrübeli şekilde devam ediyoruz. Ayaz güzel bir puan aldı. Daha iyisini yapabilirdim. Onu az bir şey daha sütünü dengeleyebilirdim bence sütten dolayı şef. Biraz fazla süt attığım için. Daha iyi puan alabilirdim ama şef burada bir kere daha şansım var. Az önceki oyunu ben unuttum. Daha fazlasını kazanmak için burada daha çok savaşmam lazım. Daha iyisini çıkarmam lazım. O yüzden de elimden geleni yapacağım şef. Aramızda sınırda bir kişi var. Maalesef birinci tabakı tam istediği gibi olmadı. Özellikle püre konusunda. Görkem, sen böyle bir düşük puan alırken çok konuşmayı sevmiyorsun ama var mı içinde bir dertleştirmek istiyor musun? Yok şef, sıkıntı yok. Daha iki oyun daha var. Normalde püreyi iyi yaparım ama bugün bir şey oldu yani. Nutkum tutuldu diyebilirim ama problem yok. Daha iki oyun var. Güzel puan alırsam oradan farkı kapatırım diye düşünüyorum şef. Ama her şey ortada. Dediğimiz gibi yol açık. O içinde bozmayın. Şimdi önündeki kutular altında gerçekten böyle bir ürün var ki hiçbir şüphemiz yok. Biz bayılıyoruz. Siz bayılıyorsunuz. İzleyici kesinlikle bayılıyor. Tutun. Kaldırın kutuları. Bugün size yaratıcılık için verdiğimiz ürün salçalar arkadaşlar. Önünüzde 6 adet salça var. Önünüzdeki 6 salçayı sayıyoruz. Öncelikle 3 tanesi tatlı salçalar diyebileceğimiz salçalar. Domates salçası, tatlı biber salçası ve kırmızı miso, yani soya fasulyesi salçası. Kırmızı soya fasulyesi salçası. Bunlar tatlı salçalar. Acı salçalarsa acı biber salçası, isos salçası ve gochujang, yani Kore fermente biber salçası. Sizden istediğimiz şu: yapacağınız yemekte bir adet tatlı salça, bir adet acı salça kullanacaksınız. Hangi iki salçayı kullanacağınızı seçmek için size 30 saniye süre veriyoruz. İki adet mi kullanacağız şef? Bir adet tatlı salça, bir adet acı salça. Kullandıklarınızı da tezgahınıza koyun ki bilelim. Evet, yavaş yavaş koyun. Bir acı, bir tatlı. 40 dakikalık süreniz var.
3, 2, 1 market. Valla şaşırdı. Kimseye tatlı yapmıyor mu? Görkem tatlı mı yapıyorsun yoksa? Yok şef. Yaptım ya tatlı. He? Bunu da yaptım. Benden beklerdi ya böyle bir şey. Salçalı pandispanya. Yok şef. Ha! 9, 8, 7, 6, 5, 4, beni hep böyle yakalıyor. 4. Beni hep böyle yakalıyorsun. 2. 1. Şef. Kıvanç. Yorum. Şefim benim. Ama ben sana verdim. Yıkacağım şunu. Al, al Kıvanç. Bunu kullanma. Bunu kullan. Şef bıçağın yok. Olamaz şef öyle bir şey. Açtım yok. Şef olamaz. Eline soktum, elini çıkaramıyordu. Abi olay var, olay. Bu Kıvanç'ın bıçağı burada mı kalmış? Şefim olamaz. Bıçağımı sildim, koydum işine. Aa. Biri gördü mü bıçağını Kıvanç'ın? Birinci günüm en eksik. Tabakta mı unuttu acaba? Tabakta olmuş olabilir mi şef? Hem de en önemli bıçak ha. Birinci gün şey, hemen bıçak mı kaybettik? Hem de şef bıçağı. Şefim temizledim, koydum, kaybetmedim. Bıçağım buradaydı. Ne zaman? Bir saat önce buradaydı şef. Oğlum bıçak bulaşıkhaneye gitmiş diyorlar. Şefim olamaz öyle bir şey gördüm. Üç, iki, bir başlayın. Arkadaşlar iki salçanın da karakteristik özelliklerini kullanacaksınız. Kıvanç'tan gochujang ve tatlı biber salçası almak istiyoruz. Metin'den miso, isot ve miso. Kırmızı miso. Ayaz isot ve domates seçti. Görkemse acı biber ve ne seçtin? Miso. Taktiğinle şu anda biraz geridesin. Şef, yavaş yavaş bir puan toplamakta yoksa birinden vurup öne geçmek. Şef direkt vurmam lazım bugün. Değil mi? Niyetim o yönde yani. Sonra şef tabağında da en iyisini yapıp en azından o büyük farkı kapatmak istiyorum. Evet. Yoksa şey... 6 puan fark var. Yani en azından bir 4'ünü 5'ini kapatırsan son yarışmaya... Evet şef. Yani bir, burada bir bastıracağım bayağı. Şef ben bu arada mangal istiyorum. Mutlaka koyduğunuz salçaların tadı gelsin arkadaşlar.